Çankırı'nın Kurşun ilçesi Hacı Muslu köyünde sıcak asfalt çalışması mutlu sonla bitti. Sözleşmeye aykırı şekilde köy yolunun büyük kısmına 5 santimetre yerine 1 santimetre kalınlığında asfalt döktüğü anlaşılan yüklenici firma, Çankırı Postası'nın olayı gündeme taşımasının ardından hatasını düzeltmek zorunda kaldı. Hacı Muslu köyündeyiz sevgili Çankırı Postası izleyicileri. Burada geçtiğimiz ay il özel idaresi tarafından bir sıcak asfalt çalışması yapılmıştı. Hacı Muslu köyü ile Kurşunlu ilçesinin bağlantı yolunda yapılan çalışma sırasında köylüler asfaltın eksik atıldığını söylemişler ve yüklenici firmaya tepki göstermişlerdi. Gelinen aşamada bu itirazlar mutlu sonla bitti. Yüklenici firma bölgeye gelerek yolun eksik kalan asfaltı yeniden attı ve şu anda gördüğünüz gibi oldukça güzel bir asfalt çalışması yapıldığını söyleyebiliriz. Makine ekipmanıyla bölgeye giden firma, köylülerin gözetimi altında Hacı Muslu'yu Kurşunlu ilçesine bağlayan köy yolunun 2900 metrelik kısmını baştan sona yeniden sıcak asfaltla kapladı. Hacı Muslu köyünde sürdürülen sıcak asfalt döküm çalışmaları sırasında köy yolunun kimi bölümlerine 1 santimetre asfalt döküldüğü ortaya çıkmıştı. Çalışmalar sırasında asfaltın ince döküldüğünü fark ederek tepki gösteren Hacı Muslu köylüleriyle firma yetkilileri arasında gergin anlar yaşanmıştı. Genel yayın yönetmenimiz Ercan Şeker bölgeye giderek şartnameye uygun asfalt atılmadığını gözler önüne sermişti. Parmağımı koyduğum yerde burası asfaltın altındaki malzeme, görüyorsunuz şu beyazlığı, yani şöyle parmağımla kopartacak hale gelmiş. 1 santimetre demişken, yani burada yaşayan köylü vatandaşlarımızın ne kadar haklı olduğu ve ne kadar bu konuda tepkili olduklarına hak verdim şimdi. Biz bu eksik bölümlere yama yapalım diyorlarmış. Bunu Çankırı insanı hak etmiyor. Bizim vergilerimizle ödenen paralar bunu hak etmiyor. Burada düzgün bir işçilik yapılmamış. Müteahhit firmaya bu işin yapılması için neyse cezası kesilmeli ve en baştan sona yeniden yapılması gerekiyor. Bir santim dediler, bir santim döktüler gittiler. Arkasından bir hafta sonra geldiler. Tekrar üzerine bir yama yaptılar. O da 4 santim oldu herhalde. Makine çenince 3 santime düştü. Böyle toprak atmaya geldi kıyılarına. Yer bellerini iyi doldu. Yer bellerini boş bırakmışlar. Bir yandan asfalt kepçe çıkmış. Asfaltın kıyılarını kırmış. Onu gördük. Ölçmeye geldiler. Ölçtüler 1 santim. Bazenler 2 santim. Bizim itirazımız üzerine ikinci bir sefer geldiler. Tekrar attılar. Hani biz köylü olarak bir itirazımız olmasaydı bu asfalt böyle 1 santim olarak kalacaktı. Olmazdı, hani eskiden daha kötü olurdu. Bizim itirazımız üzerine 3 santim dağıtıldı. Şimdi zarar yok, iyi yani. Köyümüze geldi, asfalt yapıldı, güzel bir şey. Fakat önce geldiler 5 santim dediler. Çok yeri 1 santimdi. İptal ettiler, durdurdular. Ondan sonra ikinci asfalt attılar. Şimdi de üzerini süpürdüler, kenarlarını yaptılar. Bu şekilde devam ediyor. Müteahhide şikayet edilmiş, yine böyle televizyona çıktı. Televizyona çıktıktan sonra bir hafta durdu. Ama bir hafta sonra nerelere müracaat edildiyse tekrar geldiler. Tekrar 4 santim bir asfalt daha attılar. Şimdi eskisinden çok daha iyi. Üzgünüz ki bir kere yani kurşunluğumuza şu zamana kadar yapılmayan bir işi sıcak asfaltla Hacı Muslu köyümüze bir çalışma yapıldı. Devletimizin tabii gücüyle yapıldı. Bu kimsenin cebinden verdiği bir para değil. Bunun ihalesini bizim Hizmet Götürme Birliği tarafından bizler yaptık. Kaymakamımız başkanlığında yapıldı. Ondan sonra ihalesi X firması aldı malum. X firması aldıktan sonra burada başlangıçtaki çalışması düzgün başladı buradan. Düzgün başladı. Ancak bu yolun hatalarından, yolun ortasının yüksek olduğundan. Yani tesviyesi iyi yapılmamış. Hayır. PMT serilme noktası yaşandı. Dolayısıyla finişerle serilirken kimi tarafı 8 santime yükseldi,
kimi tarı 2 santim aldı. Şimdi arkadaşların bahsettiği gibi, şimdi öyle 1 santimlik yer, şimdi top aracın yer şey ne dersin, finisherin dayandığı aracın kabarttığı toprak haliyle şey kaldı. Dolayısıyla müteahhit firma 2-3 tane, yoksa atılan asfaltın kilogramı, gramı, tonajı birebir attığı ihalede verildiği şey, verdiğimiz gibi. Ancak 2 tane kürekçi tutmasının hasebiyle 3-5 bin liradan kaçması nedeniyle araç önünde silindir çalıştırmaması, 2 tane adam gibi kürekçi bulundurmaması hasebiyle yolla tekerlerin vermiş olduğu kabartıyı hata olarak zaman zaman belli yerlerde, yani o kadar abartıldığı kadar, yani yol buradan başladı 4.6 kilometre gitti, abartıldığı kadar kesinlikle değil. Belli başlı yerlerde, aracın hata yaptığı yerlerde, finişeri dayanmasıyla, frenlemesiyle oralarda hatalar oluştu. Şimdi o hataları biz sayın muhtarımla hani herkes şahittir. Diğer il genel meclisiyem. Hatta belediye başkanımız da bize eşlik etti. Gece müteahhit köylüyü yanaştırdı mı yanına arkadaşlar? Size soruyorum, köylü olarak soruyorum ben. Biz arkasından hiyet olaraktan gittik. Yanaştırmadı. Yanaştırmadı. Bakın şimdi kontrolörde belki zayıf kalmış olabilir. Yani şimdi insanlar insanlara güvenmek zorunda. İşini takip etmiştir. Belli yani bir şimdi burada yüklenici firmanın bir hatası var. Var. Bu hata giderildi. Giderildi fazlası. Ama bak giderildi. Şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi bundan sonraki asfaltı atan da bir finisher makinesi. Evet. Yani yolun altında bir şey varsa sonra gelen makinenin de hatalatması lazım. Yok yoluna, hayır şimdi asfaltın üstüne asfalt atıyoruz Ercan Bey. Şimdi normal ham yolun üstüne asfalt atsak şimdi bu yola... Yani işte şunu demek istiyorum, yani hani burada 1 santim 2 santim bölümler çıkmış ya. Çıktı. Üstüne bir daha atıldığı zaman bu kalın atıldı mı bu hatalar giderilmiş. Yani yine burada bir eksik atılma var yani. Hayır, eksik atılma değil. Adamın son attığı şey asfalt, ihaleden sonra 1250 ton asfalt şeyi çekti. Sorumluluğunda kurum bunu durdurdu. Kurum durdurdu. Kurum ondan sonra buradaki yol incelemelerini yaptı. Şuradan kilometresini kurumumuz belirledi. Şuraya kadar bu yolun tamamlanması aksi takdirde tabii adam parasını da alamayacak. Ya yani bir şöyle bir şey var, bak biz o yola geldik, baktığımızda bu yolun, evet, Beşpınar'dan Kurşunlu'ya kadar olan bölümü bu itirazlardan sonra düzgün atılmış. Şimdi keşke itirazlar demeyelim de o işe. İtirazlar demeyelim. Yani bizler de üzdüler. Şimdi siyasiler uyuyor, siyasiler ayakta uyuyor vesaire. Siyasiler, inanın, millet hanımının koynunda yatarken biz gece saat 12'lerde burada yol incelemesi yapıyorduk. Ama şunu takdir edilmesi gerekiyor. Ya bir tane köyümüz. Kaç tane kurşundan kaç tane köye geliyor abi bu asfalt? Sana soruyorum, sen kurşunlu olarak. Ya şöyle bak böyle, yani bize bir böyle bir çalışma yapılmış. Firmanın eksikleri, kusurları olabilir ama bunun kalkıp da kusurlarını mal bulunmuş, mağrubu gibi yani siyasilere vurmaya, bilmem neye vurmaya gerek yok. Devlet de işinin başında, siyasiler de işinin başında. Şimdi bugün bir tane bahane gösterin bana. Şöyle, şimdi itiraz olmasaydı ya da bu asfalt bir daha atılacak mıydı? Aynen öyle. Muhtarım gelir misin? Yemin vereceğim sana muhtarım. Yemin vereceğim. Durdurulmadan 2 gün önceki gece. 2 gün önceki gece. Ne söyledim ben sana? Söylediğimi aynen söyle. Gel. Orada almaz kamera. Gel buraya. Gel yanıma kardeşim. Şimdi bunu herkes bilecek yani. Bizler işimizin ne kadar başında olduğunu bileceğiz. Ne dedim buradaki kusurdan dolayı şu işlemi yap, biz yapmayalım dedim. Evet. Çünkü firmanın cezasını çekeceği, yanlış olan yerlerin, hatalı olan yerlerin düzeltileceğini söylediler kendileri. Peki ne kadar sayın genel sekreterimize bildir dedim mi? Peki ne kadar hatalı asfalt atıldı? Ya 1000 metre. Hayır, şimdi kimi yere bakalım. Kimi yer 10 santimden de fazla oldu. Hayır, ne kadar atıldı yani? 250 ton sonradan asfalt atıldı. Hayır, yani buradan nereye kadar bir daha asfalt atıldı? Kaç kilometre atıldı? Buradan 2900. 2900 olabilir. Yani o zaman 2900. O zaman buradan çıkan sonuç 2900 metre hatalıydı. Ya hatalı, 2900 metrenin hatalı olduğunu da söyleyemeyiz arkadaşlar. Şimdi bak burada ben kim hatalı değilse değil. Müteahhit niye atıyor? Şimdi, adam sözleşmeyi yerine getirdiyse hatalı olmayan yere bir daha niye asfalt atıyor? Tamam.
Ama kurum dedi ki kardeşim. Ya bak bunu savunmanın gereği yok. Hayır, bariz şekilde. Bir dakika bak. Bariz şekilde 2900 metre ince. Evet. 2900 metreden sonra Beşpınar'dan Kurşunlu'ya kadar olan bölümün evet. kalın atıldığı bariz bir şekilde görülüyor. Gözle de görülüyor. Tamam, görülüyor. Bak hata. Yani bunu. Bak şimdi yanlış anlamayın. Araçların frene basması sebebiyle geri manevrayla finişerin önüne çıkması hasebiyle kaldırdığı füller malzemenin İki tane kürekçi tarafından tesviye edilmediğinden dolayı verdiği hatalar. Arkadaş. Araç derken köy traktör. Yok tırların. Şimdi yüklü tır. Geri finişerin kucağına. Erol Bey tamam da bu tırlar diyorum Beşpınar'dan Kurşun'un arasında da geri yanaşmıyor mu? Ya yanaşıyor. İlla ki. Orada niye yok ama? Bak şimdi Beşpınar'la. Kurşun'un arasındaki bölüm. Beşpınar'la Kurşun'un arasına son gün herhalde kontrolörümüz işinin başındaydı. Fevkalade. Yani sonuçta diyoruz ki burada bir kusur var. Kontrolörün kusuru var. Hayır, yüklenici firmanın var. Bak ne diyorsun? Firmanın kusurunun kontrolör başındaydı diyorsun düzgün atıldı. Yani şimdi, burada kontrolör başında değil düzgün atıldı. Oraya da bakın 5 santim atılması gerekirken kaç santim atıldığını gidelim ölçelim. Şimdi 5 santim atılması lazımdı. Bizim füller üstüne 5 santim asfaltımız vardı. Sıkıştırılmış asfaltımız 5 santim olmalıydı. Kalkın gidelim bakalım abi kaç santimmiş. 7 santim, 8 santim diye malzemeyi. Şimdi bir ön yargı oldu. Yani sanki Kurşunlu'nun yolunu özel idareye yaptırılıyormuş gibi. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Ben şahidim ki, evraklar da şahittir. Şeyli firmaya, yapan firmaya, yüklenici firmaya kılçık yolu vardır Beşpınar'ın. Parasını verdiği belediye kayıtlarında da vardır. Müteahhidin elindeki kayıtlarda da vardır. Ama şu zannedildi ki, yani buranın asfaltını acaba oraya mı bilmem ne yapıyorlar. Öyle bir şey olmadığını herkes adı gibi bilsin kardeşim. Eğer öyle bir sorumsuzluk varsa bütün sorumlu bende. Evet Erol Bey de burada ben söyledi. İl Genel Meclis, Kurşunlu İl Genel Meclis üyesi de kendi penceresinden olayı anlattı. Herkes kendi penceresinden anlattı. Sonuç itibariyle buradaki çalışmalar mutluluğu sonuna bitti. Tabii ki devletimiz köylümüze, kentlimize bu hizmetleri getirecek. Bu köylülerimiz bunu en güzel şekilde en iyisini hak ediyor. Bunlara layıklar. Evet buradan anlatacaklarımız, aktaracaklarımız bu şekilde.